ateş ve güneş kültü hiç eksik olmamış. Bugün şeytana tapanlara bakın sadece ateş kullanarak yani hani ateşi baz alarak şeytana tapılıyor. Baktığınız zaman çok ortak yön var. Yani satanizmle mitra kültürü birbirine çok yakın. İkisi de tabii. ateş. Tabi ateş ve güneş e, olayı var. Hani satanistler işte Lucifer'in ışığı diyor. Öbürü Güneş ışığı diyor. yani bir ışıktan güneşten e, bahsediliyor binlerce yılda böyle küçük farklılıklar daha doğrusu yayılım esnasında küçük e, etnik farklılıklara dönüşen aslında temelde aynı olan bir inanç sisteminden bahsediyoruz ki bunun kökü paganizmi de etkilemiş günümüze kadar gelmiş birçok dinin içine de e, bu ritüellerden bazı şeyler hala günümüze kadar ulaşmış. Şimdi bunlar nerede yapılıyor? Mitra Tapınağı biliyorsunuz Diyarbakır'da olduğu gibi bir de Hatay Antakya bölgesinde var. Ee, buraya geçenlerde yakın tarihte e, özellikle bu sebeplerden dolayı yerine gidelim görelim araştıralım istedik. Gittik gördük ee, ve bazı ölçümler de yaptık. Elektromanyetik dalga ve e, enerji alanlarını ölçtüğünde Hakikaten o ritüel yapılan e, merkezlerde enerjinin e, manyetiği, işte mikrotesta ölçeğiyle sıfıra kadar indiğini gördüm. Bunun aynısı nerede oldu? Çok enteresan. Ardından gittiğimiz yani Göbekli Tepe Nemrut Turu'nda Nemrut Dağı'na, piramidine tırmandığınız vakit o tam piramit olayına geldiğiniz anda, taşlarla kapatılmış hizaya geldiğiniz anda yine aynı şekilde enerjiler aynı şeye dönüştü. Buralara dikkat etmek lazım diyorum. Enerjiler bir değişik. Bakalım e, Diyarbakır'da ne ölçümler yapacağız. Tabi burada çok daha detaylı ölçümlerin yapılması, kıyaslanması, e, birbirleriyle bağının olup olmadığının anlaşılması. İyiye mi kötüye mi? Herkes kendi dinine ne iyi diyor. Satanizmi de sorduğun zaman biz diyor işte ışığı getirdik, kardeşlik, sevgi filan. E o zaman kötü kim? Yani kötü biziz diyen kimse yok. Herkes iyi, bütün dinler iyi satanistler de iyi, mitreye tapan iyi, paganistler iyi, işte Hristiyan iyi, Müslüman iyi, kötü nerede o zaman? Herkese göre kendi dini iyi çünkü. Ama burada bilimsel bir yaklaşımla yapılan ritüelleri, o alanın enerjileri, manyeti ölçülürse elimizde bilimsel veriler olur. Tabii yani benim kendi şahsi e, basit alabildiğim, ulaşabildiğim araçlarla bunu yapıyorum. Keşke imkan olsa daha detaylı ve bilimsel analizler ve karşılaştırmalı, kıyaslamalı olarak yapılsa. Mesela Mısır Piramidi'nin enerjisi Bosna Piramidi'yle ya da Göbekli Tepe'yle uyuyor mu? Ters mi? Paralel mi? Bunlar benim için çok önemli öğeler. Çünkü e, tarihler konusunda çok saptırma bilgiler var. İşte biri su diyor, biri su bu diyor filan. Ama enerjiler yalan söylemez. E, yani matematik, ölçüm, bilim her zaman e, bence bu son sözü söyleyecektir diye düşünüyorum. İnşallah orada da ölçümlerimizi yakın bir zamanda e, yapacağız. Buradaki olay şu, ateş tapıncı <laughs> ve orada biz Hatay'da gittiğimiz zaman çok silik de olsa, Mitra Tapınağı'nda gördüğümüz şey şuydu. Silik bir silüet halinde boğa ve boğayı kurban eden, kesen, boğazlayan bir karakter başında. Yani e, bazıları böyle düşünmüyor, karşı çıkıyor. Yani e, sert eleştirilere de maruz kalıyoruz. Tabii ki herkesin fikri kendine ama ben tarihe baktığım zaman her zaman şunu görüyor. Özellikle hani bu tapıncın yani en az 2000 yıllık ve ondan daha eski olduğunu düşünürseniz 2000-4000 yıl arası İsa'dan önceki dönemlere giden bir inanç sistemi. Buralarda bu hayvanların, bu sembollerin ne manaya geldiğini çok iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ya ben bu tabii evet. ki e, bazı kesimler bunun güç. Hani bu güçlü bir hayvandır ya. Böyle işte tarlayı sürer. Bütün insanın gücünün yetmediği yerlerde işte e, bu hayvanlardan hayvanların gücünden faydalanıyor. O yüzden gücü simgelediğini söylüyorlar ama aslan da güçlü, deve de güçlü, kaplan da güçlü. Ayı hepsinden daha güçlü. Yani baktığınız zaman. işte neden hani hiç ayı yokken ki biliyorsunuz bu bölgede ayı da var. Yani hani olmayacak bir hayvan değil. Neden onun e, gücünden faydalanılmamış da hep boğa 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 kullanılmış? Burada bana başka şeyler e, geliyor. Çünkü boğa ve inek kültürünü incelediğiniz zaman ben bunların normal bildiğimiz hayvanlarla değil de gökyüzündeki hayvan sembolleriyle dolayısıyla yıldız sistemleri ve zodyakla alakadar olduğunu düşünüyorum. Bunu düşündüren sebeplerim de var. Ne sebepleri var? Şunlar bu sebeplerin başında geliyor. Mısır'a gittiğiniz zaman Hator'un mesela sembolü inek. Çünkü dişi. O yüzden inek. Erkek olsaydı bana göre boğa olacaktı. Ve buradaki şey sembol üstünde yıldızlar var. Yani normal bir inek değil. Yıldızları olan bir inek. Yani takım yıldız. inek şeklinde bir takım yıldız. Ben bunu böyle algılıyorum. Neden böyle algılıyorum? Sadece Mısır'da böyle kullanılmamış. Bugün Nemrut Dağı'na çıktığınız zaman oradaki e, ritüel alanına işte gidiyorsunuz. Heykellerin olduğu alana gidiyorsunuz. Ve e, şunu görüyoruz. Orada bir tane heykel yıllardır nedense kapalı şekilde bir konteynerin içinde tutuluyor. Çok ilginç. Yani orada bir sürü heykel var. Hiçbirine bir şey yapılmıyor işte tadilat yapılmıyor korumaya alınmıyor sadece bir tane heykel oradan konteynera kitlenmiş orada yıllardır da duruyor yani o ne yapıyorsunuz ya yani? bu orada bulunan bir aslan heykeli ve o aslan heykeli neden ter, yani oradan alınmış ve hala kapalı tutuyor diye çok e, dikkatimi her zaman çeker çünkü dünyadaki ilk horoskoptur o aslan heykeli. Yani ne demek oluyor bu? Aslanın üzerinde yıldızlar var. Bakın belli yıldızlar var. Ve bu yıldızların, takım yıldızların birbirinin olan açısı, mesafesi ve gökyüzündeki şekliyle aslında bu bir tarihi de bize işaret ediyor. Önemli bir olayı işaret ediyor. Bakın bu yurdumuzda da kullanılmış. Yani o aslan sıradan bir aslan değil. Yani üstünde aslan dövmesi olan gerçek bir hayvandan bahsetmiyoruz. Gökyüzünde yıldızları olan bir aslandan bahsediyoruz. Yani aslan takım yıldızı. Boğa takım yıldızı. İşte yılancı burcu Ophiuchus Draco takım yıldızı. Sirius takım yıldızı gibi. Şimdi bu takım yıldızlarının sembollerini geçmişte nerelerde kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığını e, bence çok iyi bilmek ve bütün bu kıyaslamaları yaparken de bu bilgileri gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü aynısının ben Göbekli Tepe'de de aynı şekilde kullanıldığını bu ve benzeri yüzlerce daha örneği var bu, saymakla bitmez bu örnekler ama Göbekli Tepe'deki 43 numaralı D43 e, sütununda olduğu gibi hemen göstereyim o da yanımda şurada bakın. Böyle bir sütun var. Evet, bu sütunun üstünde bakın şurada hayvan sembolleri var. Görebiliyor musunuz? Evet. Akrep, ondan sonra işte burada başka semboller, kuşlar var. En sonunda da bir tane kuş ve elinde kanadında bir tane yuvarlak görüyorsunuz. Diyorum ki bu hayvanlar da incelediğiniz zaman Türk mitolojisindeki zodyak takım yıldızındaki sembollerle en azından 8 tanesi birebir uyuşuyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Bu hayvanlarda göksel sembolizmi içeriyor olabilir. Yani yerel hayvanlar, yırtıcı hayvanlar olarak değil, yıldız sistemleri olarak bakılabilir. Böyle dediğim zaman çok büyük eleştiriler geliyor. Özellikle de bilim camiasından geliyor. Hani inanılmaz destek aldığım yurt içi ve yurt dışı çok üst düzeydeki insanlar arkamızda durduğu gibi yani çok yakınımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki insanlardan bu konuda e, saldırılar, eleştiriler geliyor. Çünkü bu şekilde bakmak istemiyorlar. Yani bu, bu ille de böyle olacağı anlamına gelmez. Ama bu şekilde de bakalım, başka şekilde de bakalım. Bu şekilde Her şekilde bakalım. devam edelim Hakan. E, oradaki boğa takım yıldızı neyi ifade ediyor? Şimdi Kimi ifade bu, işte, ediyor? bu örnekleri vermemin sebebi şuydu. Yani her biri çok derin ve önemli konular. var. Hı hı. Ama bana göre iş takım yıldızlar sembolizmi ile alakalı. Yani burada Mitra inancına, güne, güneş tapıncına ve e, boğayı kurban gırtlaklamak şu anlama geliyor. Boğa takım yıldızına karşı gelmek. Hı. Yani boğa takım yıldızını sembolize eden tanrılar var. Tanrılar hı. her zaman şöyle ta, e, ifade edilmiş. E, şimdi bazı yerel tanrılar var. Şimdi yüzlerce hatta binlerce mesela Hint mitolojisine gittiğiniz zaman 5000 bin tane tanrıları var. Ama bunların üst pantheonları hep sabit. Onların alt şeyleri işte şarap tanrısı, aç tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı çoğalıyor ve e, uzuyor gidiyor çember. Fakat önemli olan bunların en tepedeki tanrılar. En tepedeki tanrılara baktığınız zaman Boğa, Taurus, Toros, Toros dağları. Şimdi bunlar önemli e, ifadeler Hititlerde Anadolu'nun her yerinde boğa boynuzları kullanılmış boğa figürü kullanılmış Mısır'da kullanılmış baktığınız zaman burada boğa takım yani, yıldızı ırkı sembolize ediyor kişiyle. şöyle Tabii. diyelim boğa takım yıldızı esasen lafı benim aklıma da tur kişi geldi yani e, bir sürü çıkarım yapılabilir buradan detaylı şekilde. Ama bu işin ben e, Boğa Takım Yıldızı'nı Sümerlerin Enlil'e bağlamasına özdeşleştiriyorum. Neden burada Sümerlileri, Boğa Takım Yıldızı'nı ve Enlil'i baz alıyorum? Çünkü o tarihte en etkin, en gelişkin uygarlık onlar. O uygarlık ilk yazılı kaynaklarımızı oluşturduğu için diğerlerinin muhtemel olarak çok muhtemel olarak ondan etkilenmiş olması söz konusu olacağından ben de bu işin özüne iniyorum. Yani bu ayı ilk kim ne olarak kullandı? Buna bakıyorum ve bu ayı Ennil e, sembolizmasıyla görüyoruz. Boğa takım yıldızı. Şimdi Boğa takım yıldızıyla da ilgili bir iki örnek vereyim. Boğa takım yıldızının alfası yani en parlak e, yıldızının işte Aldebaran olması. Ve Aldebaran olayı da karşımıza nerede çıkıyor? Çok enteresan başka bir konuda çıkıyor. Biliyorsunuz Operation High Jump denilen bir e, proje. Amerika Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral e, Bird tarafından gerçekleştiriliyor. Ve Antarktika'ya gidiliyor. Oyuk dünyaya inildiği ve orada oranın komutanıyla görüşüldüğü iddiası var. Ondan sonra tekrar geri getirildiğiyle ilgili ...birçok bilgi ve belge var. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü... E, ...oradaki şeyle... ...temasa geçmek için... ...kurulan... E, ...şeylerin... ...Hitler'in yaptığı araştırmalar var. Nibiru... ...Havnebu... E, ...ya da Viril adlı... ...Black Sun dosyası altında... ...projeler var. Bunu Maria Orsik adında... ...bir kadın... E, kanal olan bir kadın, spiritüel bir e, kişilik. Burada bunlarla temas, yani bir ırkla temasa geçtiğini söylüyor ve bu ırkın Aldebaranlılar olduğunu söylüyor. Bakın burası da çok enteresan. Yani Aldebaran diyorsunuz, işler Hitlere, Haycamp'a, Agartaya kadar, Sümerlilere kadar bağlanıyor. Ve burada birileri bu işler yetmemiş, bitmemiş gibi hala o boğa kültü günümüze kadar devam etmiş. Birileri boğayı korumak için kutsal saymış. Birileri de boğayı gırtlaklamak, boynuzlamak ya da onunla güreşmek. Boğa güreşi. Bakın, dikkat edin. Bu e, güç göstergesi haline gelmiş. Ve biliyorsunuz e, Hazreti Yakup İsrail ismini alacak ve aslında ne zaman bu değişim olacak? Bir tanrı sabaha karşı ona verilen görev işte salla herkesi karşıya geçiriyor, görevini yapıyor. Ondan sonra kendisi kalıyor ve bir adam orada beliriyor. Bununla güreşiyor. Ve sabaha kadar güreşiyor. Güneşin ilk şeylerinde uyluk kemiği hatta kırılıyor, zarar görüyor filan. Sonra diyor ki o adam, sen diyor ondan sonra kimle güreştiğini bilir misin diyor. Ondan sonra ben diyor tanrıyım diyor. Bundan sonra senin e, şeyin ismin Yakup değil, İsrail olacak diyor. Yani anlamı Tanrı'yla güreşen, Tanrı'ya karşı gelen anlamında. Bakın burası da Yahudilik ve Siyonizm'in kırılma noktalarından birisidir. Burayı da iyi anlamak lazım. Yani bir boğa var, güç ve odak. Yani bu güç aynı anda neyi gösterir? Tanrısal olan sistemin hangisinin dünyada egemen olduğunu ve gücü elinde tuttuğunu gösteriyor. Bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Yıldız sistemlerinin 2160 yıllık zodyak döngüleri var. 12 tane böyle döngü zodyak burcunu oluşturuyor ve 25.920 yılda bu döngü tamamlanıyor. Buradaki 20, şey, 2160 yıllık 12 döngünün her birine de bir sembol verilmiş. Bizim zodyak işte kova çağı, balık çağı, işte boğa çağı akrep çağı gibi. Bunların her birinde de o süreler boyunca nasıl bizim siyasi ya da futbol takımı hadi diyelim siyasete hiç e, benim işim olmaz. Oradan örnek vereyim. Sarı Kanarya dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Ya yani Sarı Kanarya karakartalı e, Kara Kartalı parçaladı. Ne geliyor aklınıza? Ne anladınız bu söylemimden? Sarı Kanarya, Fenerbahçe. Kartal, Beşiktaş. Şimdi ben size iki tane hayvan söyledim ki bir Kanarya'nın Kartal'ı parçalama ihtimali yok. Bakın ne kadar saçma bir şey. Ama gerçekte saçma mı? Mitolojik anlatımlara baktığınız zaman mitolojik anlatımlar da saçma. O işte bilmem ne yapıyor bacağından işte çocuk doğuruyor o onunla birleşiyor. Yok o bir bilmem kafasını kesiyor bilmem ne oluyor. Baktığınız zaman hani böyle <laughs> korku filmi gibi bir saçma sapan şeyler var. Ama bunların sembolizm olarak biraz da kafayı yukarı kaldırdığınız zaman neleri anlattığını o zaman anlıyorsunuz. Ve saçma gelmiyor. Ben şimdi Fransa'ya gitsem, İtalya'ya gitsem, Afrika'ya, Aborjinlere gitsem desem ki Sarı Kanarya, Kara Kartalı, ondan sonra 5'e böldü. Şimdi Türkiye'de olsa 5-0 Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi diyelim. Herkes bunu anlar. Ama aborjin. Şimdi çiz bakayım bunun resmini duvarına dediğin zaman. Ne yapacak? Bir Kanar. tane kanarya. Evet, evet. Beşe bölünmüş bir tane kartal. Hadi bakalım oradan 1400 sene sonra, 2400 sene, 4400 sene sonra o mağara resmini görenler onu nasıl çevirecekler? Anlatabiliyor muyum? Doğru çevrenin nasıl yapılması gerektiğini. Ha yüzde yüz benimki doğrudur demiyorum. Ben bu olaylara bu şekilde baktığım zaman tutarlı sonuçlar elde edebiliyorum. Yani Göbekli Tepesi'nde, Sümer'inde, Mısır'ında, Kur'an-ı Kerim'inde, Hint mitolojisinde, Yunan mitolojisinde her yerde bunlara paralel iddialarla e, örtüşen sonuçlar çıkıyor. Ve burada da diyorum ki Boğa takım yıldızı, Ennil'in takım yıldızı, Ennil'in özdeşleştiği dönem bakın buradaki ve Boğa'dan sonra Koç geliyor. Koç boynuzuyla da ifade edilen ...şeyler var. Keçi boynuzu, koç boynuzu. Enki ve nilin her zaman... ...simgelerinde kullanılıyor. Bakın şeytan da boynuzlu. Dikkat edin. Hep boynuzlu. Tasvirler böyle. Baphomet çiziyorlar. Yine boynuzlu. Neden boynuzlu? Ama boğa boynuzu değil. Keçi... ...yani günah keçisi... ...o Mendes'in keçisidir. Onun da ayrı bir şeyi vardır... Ee, paganizmde şöyle bir inanç var hani o Baphomet keçisi nereden geliyor bu sembolizm Ne nasıl oluyor birkaç örnek verelim bilmeyenler mutlaka vardır burada paganist dönemlerde e, köyün din görevlisi işte belli tarihlerde senede bir ritüel yapıyor bu ritüelde bütün köy halkı toplanıyor işte dualar ediyor bir tane keçiyi alıyorlar mağaraya kapatıyorlar bütün e, şey sırayla mağaraya giriyor köy halkı, kasaba halkı orada işlediği günahları keçiye söylüyor ve keçiye bu günahlar yükleniyor. Ondan sonra çıkıyor, zincirlere bağlıyorlar, dualarla bu keçiyi alıyorlar, uçurumdan aşağı atıyorlar. Dolayısıyla günahlarından arınıyorlar. Kurban yani ritüeli günah keçisi kavramı da buradan çıkıyor. Sonra bu iş o dönüyor, dolaşıyor. Karşımıza Baphomet simgesi olarak keçi kafalı, ondan sonra göğüsleri ve cinsel organı, erkeklik organı ve kadın göğüsleri olan çift cinsiyetli bir e, sembolizm olarak geliyor. Bunu kim çiziyor? Elifas Levi. Şimdi detaylara girmeyelim, biz sadece Peki. sembollerle kalalım. Ya Elifas Levi de çok önemli bir majisyen. Yani bu e, Siyonizm'in ve Masonik e, şeylerin... ...kökenine dair Aleister çok... Aleister Crowley e, gibi bir isim yani. E tabii. Yani bu işin... E, ...Aleister Crowley... ...temelidir. Yani... ...Türkiye için... E, ...işte bir... E, ...Atatürk... ...Türkiye Cumhuriyeti denince akla ne geliyor? Atatürk geliyor. İşte Osmanlı dediğiniz zaman... ...Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman... ...bunlar ne kadar... E, ...önemli karakterlerse... Satanizm ve okült cemiyetler içinde Aleister Crowley o kadar önemlidir. Dünyanın en büyük kara büyücüsüdür, majisyenidir ve tüm masonik ritüellerin, ezoterik e, cemiyetlerin ritüel ve ayinlerinin nasıl yapılması gerektiğini günümüzde bütün şeylerini kendisi bizzat düzenlemiştir. Ama nereden almıştır bunları? Tabii ki Mısır okültizminden. Bakın Mısır'da da aynı sembolizma vardır. Boğa sembolizmanı boğa boynuzlarının arasında bir gezegen, kızıl bir gezegen, güneş ya da yıldız sembolü olarak düşünülebilir. Muğ kıtasından günümüze kadar bu semboller hep taşınmıştır. Ve burada şunu söylüyorum. Boğayı katletmek, kurban etmek, boynuzlamak ve ona karşı gelmek bugün nasıl... İsrail oğulları Tanrı'yla güreşen anlamına geliyorsa ve Siyonizm bunun içine sığınan bir e, azınlık olarak hala burada ondan, e, ona sığınarak başka felsefeleri bizlere karşı kullanıyorsa binlerce yıl öncesinde de bu vardı. Boğa kültüne karşı gelen başka bir kült var. Bu da güneş kültü. Ve boğanın ayrıca bir özelliği daha olduğunu düşünüyorum. Boğanın boynuzları biliyorsunuz şu şekilde. Yani hilal şeklinde. Bakın burası çok önemli. Bir tanesi hilal şeklinde, bir tanesi güneş şeklinde. Yani ay ve yıldız sembolü. Şimdi bunları birleştirdiğiniz zaman da biz görüyorsunuz Türk bayrağımızda hem hilali hem de bir yıldızı görüyoruz. Yani, yani ve rahim olan. Bu e, topraklar özel topraklar, bu topraklar özel DNA'lar. Bu zamanlarda özel zamanlar ama güzel zamanlar değil. Neden? Çünkü karşı tarafın hala devam eden, hala bu tapınçlara sebep veren, hala bu tapındıkları tanrılarına e, inançlarını göstermekte her tür şeyi, yani korkunçluğu bize kötü gelen, ahlaksız gelen, e, sapıkça gelen, o acımasızca gelen ne varsa yapmaktan çekilmiyorlar. Tıpkı binlerce yıl önce o tapınaklarda yapıldı. Bakın orada çok önemli bir o olayımız var. Orada kan ritüelleri yapıldı. Mitra'nın 12 de. tane. Tabi hayır yani o binlerce yıl öncesinde Mitra dinine ait 12 tane. Şey var, e, bilinen kural. Sizin onun rahibi olabilmeniz için bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bugüne kadar bunların üç tanesine ulaşılabilmiş. Çok değerli e, dostumuz, e, tarihçi, rehberimiz bunları çok detaylı anlattı sağ olsun. E, burada şundan bahsediliyor. Kan akıtmak, çırılçıplak kana bulanmak kan içmek ve kendini zincirlerle ellerden ayaklardan o şeylerde böyle kendini zincire vurmak, böyle havada asılı kalmak. Şimdi ritüelin altyapısına baktığınız zaman böyle bir şey var Mitra Tapıncı'nda. Peki şimdi ben size soruyorum. Şimdi kan akıtmak, kan içmek. Kur'an ne der? Öldürme der. Kur'an ne der? Kan içme. Seni delirtecek, çıldırtacak bir e, şey vardır bunda der. Değil mi? Evet. Şimdi rahmani sistem bunları belirtiyor. Haramdır. Haram. Değil. Günah. Şimdi senin frekansın düşürür diyor. E şimdi satanik sensen, bunun tam karşısındaysan ne yapacaksın? Tam tersini. Kanı kırtacaksın. Kan içeceksin. Kana bulanacaksın. Kanla ilgili ne kadar ayin varsa yapacaksın. E zaten adamlar da bunları yapıyor. Yani orada pamuk şeker dağıtmaya gitmiyorlar. Binlerce yıldır bu böyle. Değişmiyor. Baktığınız zaman şimdi size soruyorum. Denizin ortasında aynı yapsak, aynı aynı yapsak. Ben çıplak soyundum, kana bulandım. Ondan sonra denizin ortasına atladım. Böyle zincirlerle kendimi geminin altına bağışın orkelle duruyorum böyle. Ne gelir? Hangi balık gelir? Köpek balığı gelir tabii ki. Hamsi gelmez. Aynen. İstavrit gelmez. Ondan sonra başka gelmez. Ama köpek balı yoksa da gelir o kadar kana kilometrelerce öteden onun algılayabileceği bir şeyi döküyorsunuz üstünüze. Vişne reçeli döksen gelmez. Evet. Onun, o Kayısı kompostosu döksen gelmez. Anlatabiliyor muyum? Ama iş kan olunca kimin ve neyin geleceği belli. Denizde köpek balı geliyorsa e, böyle evet. bir ayinde de rahmani bir şeyin sizle temas etmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla da bakın çünkü çünkü büyük bir acı var, çünkü büyük bir dehşet var, değil mi? O anda yaşanan kurban enerjisi var. Negatif enerji var, kan var ve ritüel var ve kendini sana teslim etmiş bir varlık duruyor. Ne demek? Gel ruhumu al. Bedenime gir. Şimdi baktığınız zaman bu okült satanik dediğim ayinler ateş rütüelleri, kan rütüelleri her zaman negatife hizmet ediyor ve ennil klanına, rahmani sisteme karşı gelen enki klanının yaptığı ve enkinin oğlu kim? Güneş tanrısı Ra değil mi? Güneş kültü. Bakın birisi güneş, birisi ay. Neden Müslümanlıkta hilal sembolizmi kullanılıyor? Ay tanrısı Nanlar kim? Kimin oğlu? Ennil'in oğlu değil mi? Nanlar, nanla ya da sin. Kur'an'daki Yasin Suresi ne demek? Bunların geldiği gen neresi? Bakın hepsi birbiriyle tutarlı değil mi? Bunlar Kur'an'a kadar, yani milattan sonra 600 işte 22 32 yıllarına kadar. Günümüze kadar 2021'e kadar aslında aynı şekilde gelmemiş. Gizli de olsa birileri bu bağlantıları biliyorlar. Peki gidelim o kitleyemiyetlere. Aynı ritüeller, benzer ritüeller okültizmde de var. Yok mu? Neden yapıyorlar bunları? Ha, bunu anlamak için yine filmi başa sarın. Bakın bakalım Kur'an'a, bakın Babil'e, bakın Mardu'a, bakın Mısır'a. Bunların hepsi Mısır kökenli değil mi? Aleyhisselir Koronavir'i işte diyorum hepsini Mısır'dan, Osiris Tapınakları'ndan, Atlantis bilgeliğinden, ondan sonra Hermetik altyapıdan almıyor mu? E kim bunlar? Hermetik dediğinden işte bugün şey var. E, tot, Mezopotamya'da Ningisida, Güney Amerika'da, koyasal Kuatıl, tüylü yılan, kukulkan, tot, Hindistan'a gidiyorsunuz, Ganesh olmuş. Yani bunların bağlantılarını bilemezseniz, o zaman size ne yutturulursa onu yutmakla şey kalırsınız, çaresiz kalırsınız yani. O yüzden de burada. Ee, zehirli bir şey yutmadan önce yani düşüncelerimizi ve yorumlarımızı zehirlemeden önce çok iyi farklı açılardan bakmak lazım. Baktığınız zaman burada ay sembolizmi ve güneş sembolizmi pozitif ve negatif olarak değerlendirilir. Ama işte bazı okül şeylerde bunlar tam tersi olarak gösterilir. Onlarda mesela güneş pozitiftir, ay negatiftir. Çok enteresan. Yani e, güneş alfa, e, ay omega yani gündüz gece karanlık aydınlık gibi adlandırılsa da Türk mitolojisine geri dönmek lazım. Şimdi ay kadın ve negatif diyorlar ya kim diyor? Yine bu sistem diyor. Bunların adamları diyor. Türkler ne diyor? Ay dedi. Bakın ay nene diyor muyuz? Ay abla diyor muyuz? Ay anne diyor muyuz? Toprak ana deriz, aya dede deriz. Biz de Türk mitolojisinde ay erildir. Pozitif olan aydır. Şimdi dolayısıyla da negatif olan da hani güneşin e, bu tapındığı güneşe tapan zihniyettir. İşte şimdi güneşe tapan zihniyetin neden bu kadar elit dünyada bu kadar yer varken neden gelip de böyle ta paganizme dayanan binlerce yıllık bir e, harabeli e, yerde gelip ritüel yaptığını herhalde anlıyorsunuz. Tabii bunlar sadece orada kayalardaki sembollerle ilgili olmuyor. Burada çok önemli başka bir olgu daha var. Konum, leyatları, enerji, frekans ve gökyüzündeki dizilimin hangi yıldız Zerzevan Kalesi'ni hangi tarihte... Direkt olarak enerjisi yolluyor. Çok ha. yakında de. Bu çalışmaları tamamladığım zaman inşallah evet. ve bunların bağlantılar ile ilgili çok ağır ve derin bir e, çalışma yapıyorum. İnşallah bunları da yapacağım. Ama bununla ilgili şöyle küçük bir şey söyleyeyim evet. size. Hani bu ritüellerde kimlerin ya bunlar ilk defa orada mı oluyor? Yok niye inanalım bunlara niye e, baz alalım diyenlere şöyle söyleyeyim çok üst sözde elitler var ya sözde üst takıldılar. Bunların o kadar üst takıldı ki bunlar satanik ayinleri var. Ve bu satanik ayinlerin ritüellerini devasa teleskopları Orion gezegeninin tam dik açıyla kendilerine geldiği tarihte bu gözlem evlerinde gidiyor tamamen karanlık. Sadece Orion'a yöneltilmiş e, teleskoplar o ışığı alıyor aynalarla dağıtılıyor. Çok loş bir ışık var içeride. Sadece Orion'un ışığı var. Ve kadınla erkekli bir parti veriliyor. Burada negatif cinsellik var. Yani kim kime dumduma deriz ya biz. Satanik bir eğilimle böyle cinselliği de barındıran bir ritüelleri var. Bunlar en üst düzey insanlardan bahsediyor. Hani milletin şöyle üst okul diye allandıra ballandıra aklanın işte üst akılları bu. Eğer biz onu üst, üst akıl dersek kan dağıtı akıtılıyor mu o ritüelde? Çünkü orada kan akıtılmıyor. Kan karıştırılıyor bir kan birbirine. Kan. Hangi kan karıştırılıyor? Hani Süfen'in işiyle o Orion'dan gelen ışıkla bir çocuk yapılıyor. Ve oradan doğan çocuklar bugün hani isimleri verip sizin de kendimizin de başına belayı sokmayalım da hani yurt içi demeyeceğim, yurt dışında her gün televizyonlarda gördüğünüz bazı ülke yöneticileri ya da çok üst düzey yetkililer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum ne kadar bunların DNA'ya, yıldız sistemlerine, galaktik sisteme ne kadar bağlı olduklarını? Yani hala o hala bunların... o kadınlar hamile mi kalıyorlar? Evet, evet. Yani özellikle o o o diğer kanı taşıyan yani mavi kanı taşıyan adamlar tarafından. Şimdi bunlar Gel, zaten onların adamları. Melezler doğsun diye yani değil mi? Evet ve özel. Şimdi ritüelle doğuyorsunuz. Siz evet. o gün o tarihte o enerjiyle o çocuğu yapıyorsunuz. Ve karınızdan yapmıyorsunuz, kocanızdan yapmıyorsunuz. O işe tapanlar arasında yapıyorsunuz. Bakın resmen ritüel sonucu yani o çocuk anlatabiliyor muyum? Özel oluyor ama hani tabii siz bunu bilmiyorsunuz herkese başka türlü lanse ediliyor. Gayet bunları biz kraliyet ailelerinde lord, prens, kraliçe yok bilmem ne olarak karşımıza. Bir de bunları üst akıl. İşte bunların üst akılları bu. Anlama, yani siz bunu şey, ne kadar akıllıca bakan, buluyorsunuz. Şunu anlamadım. Oradaki o ritüelleri yapanlar özel bir kan ailesine sahip. Yani mavi tabii kan ki. Mavi kanlı adamlar. Ee, o kadınlarla melezler mi yap yapıyorlar orada? Aynen. Aynen. Yani şöyle söyleyelim. Bu tanrılara tapanlar, bu paganik e, tanrılara tapma ayinde, satanik ayinlerde böyle bir şey kullanılıyor. Ve buradan yani bakın önemli şeyler bunlar. Burada yine kan ve DNA önemli. Yani ne diyor? Bunlar özelliği en e, yüksek e, negatif kanı oluşturmaya elde etmeye çalışıyorlar. Ve bu yolda olduğunu düşündükleri için o çocuklar da özel seçilmiş çocuk oluyor. Yarın öbür gün sizi bizi işte bütün dünyayı yöneten üst düzey yetkililer haline getirtiliyor. O yüzden dediğim gibi bu ayinler binlerce yıldır uygulanıyor. Peki bunlar nasıl uygulanıyor? Bakalım güneş tanrısı Ra'ya gidelim. Kim? Marduk. Marduk nerede yaşıyor? Marduk'un kenti neresi? Marduk'un kentlerinden bir tanesi. Babil. Peki bakalım Kur'an Babil için ne diyor? Harutla Marut adlı iki tane melek Babil'e indiriliyor. Babil'de insanların kadın erkeğin arasını açacak şeyleri öğretiyordu diyor. Fakat diyor, bunu öğretmek için diyor, burada diyor, dünya hayatında ve ahirette hiçbir şeyinin bir daha hakkının kalmayacağını kabul ediyor musun demedi deyip de kabul etmedi ki asla öğretmezlerdi diyor. Bu satın aldıkları şey, ruhlarını vererek satın aldıkları şey, şeyin aslında onlar için ne kadar kötü bir şey olduğunu ah keşke bilseler Yani bakın bu Kur'an'da bahsedilen bir şeyden bahsediyorum. Evet. Kur'an ayet diyor ki Babil'de ruhlarını satmak karşılığında karabüyü Öğretiliyor Kabal'a. Ve bu Babil şehri Marduk'un hakimiyetinde. Babil'in tanrısı, kralı Marduk. Marduk kim? Enki'nin çocuğu. Ben size demiyor muyum arkadaşlar? Boşuna mı diyorum? İblis Enki, çocuğu Marduk da şeytanın ta kendisi. Şeytana dönüşen, iblise dönüşen e, olay bu aileyle ilgili. Bu kan soyuyla ilgili. Dolayısıyla çok net bir çıkarım. İki kere iki dört. Bu dediğim doğru ise ben yani 25 senelik çalışmalarım bana bunu işaret ediyor. Her yönden. Evet. Ben de bunu paylaşıyorum. Varsa tersini ispat edecekler. Konuşalım, tartışalım. Doğrusu neyse onu kabul edelim. Benim bir çıkarım ya da e, kinim, nefretim yok. Ben sadece araştırmacı olarak bunları söylüyorum. İblis enki ise şeytan oğlu Marduk ise, Babil'de kara büyüğü bunlar öğretiyorsa, Babil kulesini de bunlar yapıyor ve o kule Ennil'in e, oğulları tarafından nükleer bombalarla patlatılıyorsa, o zaman çok basitçe şunu söyleyebiliriz. Deccaliyet dediğimiz sistemin başı Enki ve Marduk'a dayanır. Dolayısıyla şu anda kapitalizm mi dersin, illüminati mi dersin, ne derseniz değil. Bu sistemlerin tapındığı tanrılarının başı her zaman Enki ve Marduk'a çıkar. Ve bu güneş kültüdür ve bu kült boğa kültü olan Enlil klanının düşmanıdır. Şimdi anlıyor musunuz? Neden boğa ile güreşildi? Neden boğa kanıyla yıkanıldığını, boğa kanı içildiğini?